Merhabalar arkadaşlar. Şimdi konumuz limit. Limitle ilgili bir test çözelim beraber. Haydi beraber. Tanımlı olduğu aralıkta. Bakın arkadaşlar. A'mız sıfırdan büyükken. Nerede bu? Sıfır nerede arkadaşlar? Kritik nokta değil. Sıfır nerede? Aha burada. Yaklaşalım sıfıra o zaman. X'in yerine sıfırdan büyükse bana sorar. O zaman X içerisi pozitif olduğu için aynen çıkar. A çarpı X bölü X. Ne eşitmiş arkadaşlar? Eksi 5A artı 12'ye. Düzenlerseniz arkadaşlar X'ler gider. 6A eşittir 12. A eşittir 2 cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. Şimdi geldik diğer sorumuza. Evet, şimdi sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Haydi çözelim beraber. Yukarıdaki dik koordinat düzleminde fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Var mı bakalım? X 1'e giderken fx limit 1'i gösteriyor. Doğru mu? Bakalım. Sağdan geldim. Hop, 1'i gösterdi. Ne oldu? 1'e sağdan geldim. Fx fonksiyonum neyi gösterdi? 1'i gösterdi. Peki 1'e soldan gelsem fx'imiz limit bunlar. Fx'imiz neyi gösterdi? Yine 1'i gösterdi. Sağdan ve soldan limitleri birbirine eşitse doğru oldu. O zaman burası ne olacaksa limiti varmış. N'imiz 1'miş. N eşittir 1. Tamam. Şimdi şuraya devam ediyorum. 3'e soldan gel diyor. 3'e soldan geliyorum arkadaşlar. 3 nerede? Sol burada. Geliyor. 2'ye gitti. Bu da neymiş? 2'ymiş. O zaman yaparsanız limit x 1'e giderken x kare eksi 1'di. X artı 1 çarpı x eksi 1 oldu bölü. X. X'in yerine 2. M'nin yerine 2 yazarsam eksi 1. Eksi 1'ler gider. X artı 1. X yerine 1 yaz dostum. 2 cevabı gelsin karşına. Evet, diğer test sorumuza geldik arkadaşlar. Oha. F fonksiyonun apsisi kaç olan noktada limit yoktur. Limitinin olmaması için tanımsız yapan bir değer olması lazım. Paydayı sıfır yapan bir değer. Haydi yapalım. X çarpandan ayırıyorum. X eksi 2 çarpı X artı 1 bölü X artı 1. X artı 1'ler gitti. Cevabınız 2 geldi arkadaşlar. Evet, şuraya geldim. Gerçel sayıların bir alt kümesini tanımlı F fonksiyonu verilmiş. Bak sen. Evet arkadaşlar. Şimdi veriliyor. Buna göre limit x eşittir 1'e giderken. Bakın arkadaşlar, bu tip sorular çözerken paydayı tanımsız sıfır yapan bir değer. O zaman burası tanımsız olur. X'in yerine ben 1 yazdım da burayı tanımsız yapıyorsa o zaman burayı çarpanlarını ayır. X eksi 1'in karesi değil mi? Bölü x eksi 1. X eksi 1'ler gider. X eksi 1'in karesi bölü x eksi 1 artı. Şurada aynen duruyor zaten, sıkıntı yok. 4x artı 4 bölü x artı 2. Sadeleştirdim buradan. X eksi 1 geldi. Artı. X yerine 1 yazıyorum. X eksi 1 kaldı burada. Şuraya yerine yazıyorum. X kare artı 4. X artı 4 bölü X artı 2. Ne diyor? Artık tanımsız. Artık hiçbir şey. Payda 0 yapmıyor. X yerine 1 yaz. Burası 0. 1. 5. 9. Bölü 3. 9 bölü 3 ne yapar arkadaşlar? Cevabımız 3 gelmiş olur arkadaşlar. Evet, şimdi geldim şuraya. 2'ye soldan geldi. 2'ye soldan geliyorum ve mutlak değer var. Kritik bir nokta var. Kritik bir nokta varsa arkadaşlar bunu soldanına bakıyorum. X 2'den küçükken burası ne olur? Negatif olur. Önüne burası eksi çıkar. Eksi x eksi 2 bölü. Burası 2 eksi x tam kare farkı. Burası 2 artı x oldu dostum. Artı 3x bölü 8. Gidenler gitsin. Evet arkadaşlar. Şunlar birbirinin tersi. Eksi dersem çarpan şurada gider. Eksi bölü eksi artı olur. Burası ne geldi? 1 bölü 2 artı x geldi. Artı 3x bölü 8 geldi arkadaşlar. X yerine ben 2 yazarsam o zaman 1 bölü 4 artı 3 bölü 8 oldu. X yerine 2 yazdım. Burası 6 oldu. Pardon arkadaşlar. Evet, şimdi düzenleyelim. Haydi. 6 bölü 8 sadeleştirirsen 3 bölü 4. 4 bölü 4'ten cevabınız 1 gelmiş olur arkadaşlar. Evet, 5 dakikada Beşiktaş yapalım. Haydi. Bak şimdi soruya bak. Evet, şurayı bir düzenleyin arkadaşlar. X yerine eksi 1 yazın. Burası 0 olur. Paydayı 0 yaptın. Tanımsız yapar. O zaman ben bunun eşenini almam gerekiyor. Haydi. X eksi 1 çarpı x artı 1. Eşeni kendisi zaten x artı 1. Çarptım.
Burası x artı 1 çıktı başlar. Yani şurasının kök x artı 1 ile çarpmış oldu. Evet, x artı 1 ile birbirini götürdü. O zaman x eksi 1 çarpı kök içinde x artı 1. X yerine eksi 1 yazdığında burası eksi 2 çarpı 0. Cevabın 0 gelmiş oldu arkadaşlar. Evet, olduğuna göre a kaçtır diyor. Hemen düşünelim şurasına. Bakın burada 0 0 belirsizliği var. O zaman bunun eşleniğini al dostum. 1 artı cos x de alalım beraber. A çarpı sin kare x çarpı 1 artı cos x. Bölü 1 eksi cos kare x. Bu da neye eşit arkadaşlar? Sin kare x'e mi eşit? Sin kare x'e gider mi? Gitti. X yerine 0 yaz diyor. A çarpı X yerine 0 yazdım. 1 artı kosinüs 0 eşittir 6. Kosinüs 0 1. 1 1 daha 2. 2 A eşittir 6'dan. A'mız ne geldi arkadaşlar? 3 cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. Oho. Şimdi soruya geldik arkadaşlar. Hadi bakalım. Dostum, bunu nasıl yapacağız? Arkadaşım, bunu yaparken şunu yapmanız lazım. Burada bunu içeri atarsam küp olur. Bunu içeri atarsam 3'ün küpü olur. Küplerini açalım. A küp eksi B küp. A eksi B çarpı A kare artı AB artı B kare değil mi? Haydi yapalım o zaman. X küp olduğu için kök X şurası kök X küp artı eksi pardon 3'ün küpü oldu. Küplerini açalım, burada göstereyim, yapayım arkadaşlar. Kök x eksi kök 3 a çarpı kök x'in karesi artı kök x çarpı kök 3 artı kök 3'ün karesi şöyle oldu arkadaşlar. Bölü kök x eksi kök 3. Aha, gidenler gitsin, sen kal. 3 9 3 oldu mu? 3 oldu mu? 3 oldu mu? Ne gelecek? 9 gelmiş oldu arkadaşlar. Evet, şimdi şuraya geldik. Limitinin değeri kaçtır diyor arkadaşlar. X kare artı 5x 5 eksi x. Evet arkadaşlar, şurayı düzenliyorum. X mutlak değer çarpı x artı 5 mutlak değer bölü 5 eksi mutlak değer x. X'imiz eksi 5'e soldan yanaş. Eksi 4,9 eksi 4,8 gibi bir değer. O zaman burası negatif mi? İçerisi negatif. Burası eksi. Burası dikkat edin, pozitif gelmez mi arkadaşlar? Evet. Burası eksi x çıkar mutlak değerde. Burası pozitif çünkü eksi 4,8 yaparsan burası pozitif çıkar. X artı 5 bölüm. Burası eksi eksi artı olacak. X artı 5. X artı 5'ler gider dostum. X yerine eksi 5 yaz diyor. Eksi eksi 5 yazarsam o da ne yapar? 5 cevabı karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. Evet, şimdi şuraya geldik. Evet arkadaşlar, limit x p'ye giderken fonksiyonun 3'e eşitmiş. Hemen şurada x eksi p'yi gördün mü? Burayı bir düzenleyelim beraber. X eksi b parantezini alırsam fx eksi 1 oldu mu? Şurası bana x parantezini. Böyle x eksi p. X eksi p'ler gitti mi? Gitti. O zaman limit x p'ye giderken fx eksi 1. Haydi yapalım. Bunu şöyle yazabilir miyim? Limit x p'ye giderken fx eksi 1 değil mi? Şurası zaten neydi arkadaşlar? 3 değil miydi? 3'ten 1 çıkarsa 2 gelmez mi arkadaşlar? Evet, 2 geldi. Evet, şimdi şuraya geldim. Düzenleyelim burayı. Limit x 0'a giderken fx bölü 3x eksi f0 bölü 3x. Evet, yapalım. Hadi düzenleyelim arkadaşlar. Hiç de gerek yok. Paydaşız zaten. Şurada yerine yazalım. Fx'in yerine limit x 0'a giderken şurada yazıyorum arkadaşlar. Fx'in yerine 5 eksi kx eksi f0 yazıyorum. 5 bölü 3x. Aha, burada 5'ler gider. Eksi kx bölü 3x. Aha, x'ler gider. Eşittir 1'den arkadaşım. Eşittir 1 olur. O da ne yapar? K'mız eksi 3 olmuş olur arkadaşlar. Evet, şimdi şuna geldik dostum. Fonksiyonu verildiğinde diyor f eksi 2. X'in yerine eksi 2 yazdı. Yazarsam 4, 8, 0. Eksi 4 yazdım. 4, eksi 6, 0, 0 belirsizliği var. O zaman çarpanlarına ayır dostum. Hemen ayıralım beraber. Şimdi 0, 0 belirsizliğini gördüm. X'in yerine eksi 2 yazdım. Ne geldi? 0.
Pardon, sıfır gelmiyor arkadaşlar. Pardon. 4 eksi eksi artı 6 oldu burası. 4 6 daha 10 12 oldu. Üst taraf 0 oldu. Bu 0 geldi arkadaşım. Payda 0'mış. Yani şurası 0. Şimdi geldim şuraya. X'in yerine 2 yazdım. Ne gelir arkadaş? Çarpanları ayıralım. 2 çarpı x kare eksi 4 bölü çarpanlarını ayıralım. X eksi 2 çarpı x artı 2 x artı 1 pardon x eksi 1 pardon. Şurada çarpanlarını ayırırsanız arkadaşlar x eksi 2 çarpı x artı 2 x eksi 2'ler birbirini götürdü. X artı 2 kaldı. 2 çarpı x artı 2 bölü x eksi 1. Yerine 2 yaz. 2 2 daha 4 8 8 cevabı karşınıza gelmiş oldu arkadaşlar. Geçmiş olsun. Bir testi bitirdik arkadaşlar. Artık limit, türev, integral diye bu soruları çözeceğiz. Hadi kolay gelsin. Haydi arkadaşlar.